Amerika'nın Avrupalılar tarafından keşfedilmesinden önce Amerika Birleşik Devletleri'nde yerli halk var mıydı? Var dediğini düşünerek soruyorum. Yok, Bu bilerek yerli söyledim. halka Bilerek var söylüyorsun. diyeceksin. Bu yerli halka, yani bildiğimiz kadarıyla Kızılderililerdi bu yerli halka. Ne olmuş? Şimdi neredeler? Amerika Birleşik Devletleri kıtaya nasıl yerleşti? Ve Amerika Birleşik Devletleri Nasıl nasıl kuruldu? kuruldu? Peki. Evet Şimdi hocam. sevgili Hikmet abi, dediğimiz gibi bu bir sohbet tadında olacak. Dolayısıyla her yerde abi dediğimiz birime Hikmet Bey diye hitap edip olayı Yani resmiyete dökmek ayıp yerine, olur diyorsun. evet Hikmet abi diyorum. Bu girişi niye yaptım, abi girişini? Şundan dolayı, sizin bile zihin dünyanızda olay nasıl şey yapmış? Amerika'nın keşfi. Niye Amerika'nın keşfi abi? Amerika'nın işgalidir bu. Daha Tamam. doğrusu Amerika bile değil, Kızılderililerin Ben yurdunun özellikle keşfi dedim ki siz işgali. ısrarla birlikte bunu işgale Ha, çevirin. ya tamam. Yani Güzel. bundan dolayı Güzel abi. Amerika'nın keşfi değil abi. Amerika'nın işgali. Ders işgali. kitaplarımızda hala coğrafi keşifler anlatılırken sanki coğrafi keşifler medeniyet taşıyıcı, hatta medeniyeti yükseltici bir unsurmuş gibi görüyor. Hayır. Coğrafi keşifler Avrupalıların dünyanın farklı bölgelerini işgal etmesi, sömürmesi, o bölgelere kan ve gözyaşı götürmesinin ötesinde bir şey değildir. İşgaldir. Bunu bu şekilde görmemiz ve anlatmamız ve anlamamız lazım. Evet. Yani kavramsallaştırmalar önemli Hikmet abi. Mesela Orta Doğu diyorsunuz. Şimdi çok masum gözüküyor. Orta Doğu kavramının ne kullanmanın ne Sakıncası olabilir sakıncası diye var. Ama düşünüyoruz. şöyle, siz Orta Doğu dediğiniz zaman zihin dünyanızda dünyanın merkezine Avrupa'yı yerleştirmiş oluyorsunuz, Cihan. Avrupa dünyanın merkezinde. Avrupa'ya göre işte diyelim ki Ön Asya, Orta Doğu, ileride de Uzak Doğu. Nereye göre abi? Avrupa'ya göre. Avrupa'ya göre. Bakın, Orta Doğu kavramını kullandığınız zaman aslında zihin dünyanızda Avrupa'yı dünyanın merkezine yerleştirmiş oluyorsunuz. Oysa bu böyle değil. Orta Doğu kavramı Avrupalıların 19. yüzyılda, yanlış hatırlamıyorsam, kullanmaya başladıkları bir dönem. Elbette Kızılderililerin ülkesi burası. Tabii Avrupalılar sadece Kızılderililer yok, başka yerli halklar da var. İşte genel olarak zannediyorum onlara Kızılderililer. O manada, yani Amerika'nın yerlilerin olduğu bir yer. Doğuya giden ticaret yollarının Türklerin ve Müslümanların eline geçmesi üzerine Avrupalılar Hindistan'a giden yeni ticaret yolları bulmak amacıyla deniz seyahatlerine çıkıyorlar. Aslında bu dediğimiz gibi sömürge faaliyetidir. Bunlardan birisi de Kristof Kolomb. 1492 yılında İspanya Kraliçesi Isabella. Ki bu Isabella, Endülüs'ün Müslümanlardan geride alınma savaşları, Reconquista savaşı, yeniden fetih savaşlarında çok önemli bir figürdür. Isabel, kirli Isabel olarak da bilinir. Ya da bir Isabel sarısı vardır, beyaz elbiseyi giyermiş ya da kıyafetini. O berbat bir sarıya dönünce, kötü bir sarıya dönünceye kadar çıkarmazmış. O nedenle Temiz olmadıklarından pis dolayı, pis sarıya olduklarından. Isabel sarısı derler hala. Kirli Isabel olarak da bilinmektedir. Isabel'in emri altında Hindistan'a giden bir ticaret seferine başlıyor. Aslında bu deniz seyahatine, bilinmeyenlerle dolu bu seyahate çıkmak istemiyor kimse. Isabel af çıkarıyor. Diyor ki bu seyahate katılanların bütün suçları affedilecek. Yani Amerika'ya ilk ayak basanların çoğu Kaçak, hapis, idam mahkum. mahkumu çeşitli tipler, Suçlardan dolayı. suçlardan. Tabii bunu söylerken şu değil. Çünkü bu hataya çok düşüyoruz. Zannediyorum Benjamin Franklin'e bir şey geliyor, adam geliyor iş istemek için. Bunu iş isterken şey anlatıyor. Efendim diyor, işte benim babam Amerikan İç Savaşı'nda şöyle olmuş, dedem böyle olmuş. Franklin diyor ki ya şeye benziyorsun sen diyor, patatese benziyorsun. Niye? Patatesin diyor faydalı tarafı toprağın altındadır, faydasız tarafı toprağın üstündedir. Senin de faydalı tarafların, övündüğün insanların tamamı toprağın altında. Yani tarihin böyle bir kötü tarafı var. Hamasi bir tarihçilik yaparsak, işte Batılılar şöyle kötüydü, böyle caniydi, böyle berbattı ama bizim... Ya iyi de bundan yola çıkarak biz ne üretiyoruz? Yani Ona sadece bakmamız tarihte lazım. kalmak değil, yani böyle bir handikap, mezar kazıcısı olmamalıyız. Evet. Dolayısıyla oradan bir şeyler alıp, üretip, enerji alıp yarına bakabilmek. Bunu da anekdot olarak aktarmış olalım. Yani sadece bir Batı karşıtlığı üzerinde yükselmemek lazım. 1492 Hindistan'a gitmek için yola çıkıyorlar. Bu nedenle
gittikleri yerin yeni bir kıta olduğunu bilmiyorlar. Bu nedenle ilk çıktıkları yere de zaten West India diyorlar. Batı Hindistan. Hala Amerikan yerlilerine Indian derler. Hindistanlı manasında. Dolayısıyla oranın yeni bir kıta olduğunu bilmiyor. Ve biraz önce dediğimiz gibi İspanya adına bu sömürgeleştirme faaliyetini yapıyor. Arkasından Portekiz bu. Zaten aslında ilk başlatan Portekiz. Portekiz de bu akıma devam ediyor. Gemici Henry döneminde ilk defa Portekiz başlatmıştı. Ama ilerleyen süreçte İspanya zayıflıyor. İspanya'nın yerini İngiltere, Fransa, Hollanda gibi ülkeler almaya başlıyor. Süreç İngiltere'yi öne çıkarıyor ve İngiltere bizim bugün Kuzey Amerika olarak bildiğimiz Kanada ve Amerika Birleşik Devletleri'nin olduğu bölgede daha güçlü bir konuma geliyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin nüvesini teşkil eden 13 koloni İngiliz kolonisi olarak varlıklarını orada devam ettiriyorlar. Yani İngilizlerin eline geçiyor. Üzerinde tartışacağımız coğrafya. Tabii burada şöyle bir şey daha var abi. Tarih yazımı dedik ya. Bu sırada İngiltere'yi öne çıkaran kişi Kraliçe Elizabeth. Birinci Elizabeth. Elizabeth 3. Murat'tan yardım istiyor. Ve Osmanlı Devleti bu yardıma da olumlu cevap veriyor. Bununla ilgili Osmanlı arşiv belgeleri bulunuyor. Hatta İngiliz tarih kitaplarının buna uygun olarak değiştirilmesi için belgeler gönderiliyor. Ama İngiltere bunu yapmıyor. Bu değişikliği yapmıyor. Yapmaz. Şimdi biraz uzun oldu belki, özür dileyerek. Ya estağfurullah. Kızılderilileri merak ediyorum ben, ne oldu da. Tabii Kızılderililer ne oldu? Hepimizin bildiği olay. Kızılderililer cidden şey yapıldılar. Büyük katliamlara uğradılar. Bu konuda ehli insaf olan Avrupalılar var tabii ki. Bunlardan birisi bir din adamının yazdığı bir kitap vardı. Birçok yayın evi tarafından çıkarıldı. Kızılderililer nasıl yok edildi? O kitaba bakarsanız abi orada çok vahşi sahneler vardır. Birebir bu adam din adamı, papaz yaşadıklarını Portekiz kralına rapor haline getiriyor. Yani bu zulmü engelleyin diye rapor haline getiriyor, sunuyor. Tabii fazla bir şey değişmiyor ama günümüze kalıyor. Dolayısıyla oraya baktığımız zaman 10 milyonlarca Kızılderili'nin nasıl yok edildiğini görebiliriz. O kadar yok ediliyor ki daha sonra orada tarım alanında çalıştırılmak için Afrika'dan köleler getirilmek zorunda kalınıyor. Yani evet, Kızılderililerin o kadar yok edilmesinden, yani soykırımından dolayı. Peki Amerika Birleşik Devletleri nasıl İngiltere'den bağımsızlığını ilan etti? 1756-63 yılları arasında süren bir savaş var. İç savaşmış. Yok abi, bu İngiltere ile Fransa arasında süren savaş. 56-63, 7 yıl savaşları. Bu savaşlarda İngiltere galip geliyor. Fransa'nın birçok sömürgesini ele geçiriyor. Bu Fransız ihtilaline kadar sürecek sürecin başlangıcı olarak da kabul edilebilir. Ama İngiltere ciddi bir masraf yapıyor. Bu ekonomik darboğazı aşabilmek için de yeni vergiler getiriyor. Bu yeni vergiler koloniler tarafından kabul edilmiyor. İşte bu meşhur Çay Partisi vardır. Amerika'da bir hareketin adıdır bu Çay Partisi hareketi. 1774 ve 1776 Amerika Birleşik Devletleri'nde 1. ve 2. Philadelphia kongreleri düzenleniyor. Ve 1776 bağımsızlık demeciyle Amerika Birleşik Devletleri ya da o 13 koloni diyelim o zamanki şeyle bağımsızlık için harekete geçiyorlar. Fransa'nın da desteğiyle. Niye? Çünkü Fransa yenilmişti ya 7 yıl savaşlarında. Şey yapıyor. Bu isyancılar, hani düşmanımın düşmanı benim dostumdur. Kolonilere destek veriyor. Ama o da ciddi bir ekonomik açmaza girince o da vergi koymaya kalkıyor. Fransız ihtilali oradan çıkıyor işte. Fransa'nın desteğiyle İngiltere yenilgiye uğruyor. 1783 Paris'te imzalanan Versailles Anlaşması'yla Amerika Birleşik Devletleri'nin kolonilerine, 13 koloniye İngiltere bağımsızlık veriyor. Dolayısıyla 1783 Amerika Birleşik Devletleri'nin 13 koloninin İngiltere'den bağımsızlığını kazanması. Ama 1789 anayasanın onaylanmasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri tam olarak ortaya çıktı diyebiliriz. 1787 koloniler bir araya geliyor. 89 anayasanın kabul edilmesi. Amerika Birleşik Devletleri'nde anayasanın kabul edilmesiyle birlikte Amerika Birleşik Devletleri ortaya çıkıyor. Ancak 1789 Fransız ihtilaliyle bir bağlantısı var mı?
İşte aynı dönemler. Hmm. Aynı dönemler. Ama Amerika Birleşik 13 koloni. Cihan 50 tane mi yıldız vardı Amerikan 50. bayrağında? 50 yıldız, 50 eyalet var. Amerika sürekli genişleyen bir ülke durumunda. Mesela Meksika'dan Texas'ı, İspanya'dan Oregon'u, şeyden Fransızlardan Louisiana'yı vesaire bir sürü Kızılderililerden sürekli toprak alarak genişleyen ve büyüyen bir şey. Mesela 1800 ile 1900 yılları arasında, yani yaklaşık 100 yılda Amerikan nüfusu 15 kat artıyor. Yani Amerika sürekli genişleyen bir konumdadır. Orada da toprakları da parayla satın aldığı topraklar da var. Sadece tabii. yok ederek almak. Hayır, dedim ya, Fransızlardan mesela Louisiana'yı, İspanyal'dan Florida'yı işte vesaire. Ama savaşta Meksika'dan Texas'ı çeşitli yöntemlerle genişleyen bir medeniyet. Genç bir medeniyet. Enerjik, toprağı fazla, nüfusu genç. Geleneğin ihyasından, geleceğin inşasına köprü olduk yarınlara.